Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli taze fasulye yemeği tarifi paylaşacağım. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Umarım sizler de benim usulümce dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğimin yapımına öncelikle etlerimi pişirerek başlayacağım. Tavamı önceden ısıtmıştım. 300 gram kuşbaşı doğranmış etimi e, tavamı alıyorum ve orta hararette mühürlenme e, işlemini yapıyorum. Etlerinizi mühürlerseniz etin içinde su tutar ve et e, susuz, kuru, yavan bir et olmaz. Böyle yemeğin içinde bir suyunu salarak daha bir lezzetli hale gelir. Güzelce ben mühürlüyorum. Etlerimi gördüğünüz gibi suyunu hemen salmıyor. İyice rengi dönene kadar suyunu salmayacak. Suyunu saldıktan, kendi suyunu verdikten sonra ocağımızın altını kısık ayara alıyoruz ve kapağını kapatıp kendi halinde pişmeye bırakıyoruz. Kendi halinde kısık ayarda pişerken de bir yerden biz diğer malzemelerimizin hazırlığına başlıyoruz. Bir de yemeğimizin duru ve güzel bir suyu olması için şu yanlarda biriken, tavamızın kenarında biriken köpükleri mutlaka almaya özen gösteriyoruz. Tenceremin kapağını kapattım. Etim kendi halinde pişmeye başladı. Orayı çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın ama mutlaka kapağını kapatın. Ben bir yerden ilk önce fasulyelerimi güzelce ayıklayıp böyle suyun içerisinde yumuşamaya bırakıyorum. Güzelce kirleri yumuşarken ben soymuş olduğum bir adet büyük boy soğanımı iri kıyım yemeklik doğramaya başlayacağım. İri kıyım yapalım. Yemeğimizin içinde soğan gözüksün. Çünkü bu yemek etli bir yemek. Daha güzel gözükecek. Soğan görmek istemiyorsanız daha ufak doğrayıp soğanı çok iyi bir şekilde pişirirsiniz. Soğan yemeğin içerisinde ön plana çıkmaz. Ben bütün soğanlarımı doğrar doğramaz hemen fasulyelerimi elimle kırmaya başlıyorum. Fasulyeyi dilerseniz bıçakla da Bölebilirsiniz ama ben bu şekilde annemden alıştığım gibi böyle elimle kırarak yaptım. Hepsini aynı ölçüde aynı boyutta kırmaya özen gösterdim. Çünkü farklı boyutlarda yaparsanız fasulyenizin bir bölümü önce bir bölümü sonra pişer. Yarısı çiğ kalabilir ya da tamamı iyice pişip eriyip e, dağılabilir. O yüzden aynı boyutta kırmaya özen gösterelim. Fasulyelerimizi kırdıktan sonra hemen soyulmuş olan büyük boy bir adet pembe domatesimi ben doğramaya başlıyorum. Bol sulu bir domates seçimi yapın ki su, yemeğinize çok fazla su eklemek zorunda kalmayın. Böyle bakın o göv yerlerini güzelce temizliyorum ve yine domatesimi de iri kıyım yemeklik doğramaya başlıyorum. Ben yemeklerimde genelde pembe domates tercih ediyorum. Hem çok etli hem de sulu oluyor ikisi. ikisini bir arada bulmak kolay değil. Bazı domatesler çok fazla sulu olup eti fazla olmuyor. Ben bütün malzemelerimi hazırladım. Salçamı, baharatlarımı, sarımsağımı, soğanımı, domatesimi ve fasulyemi hepsi hazır ve etim de pişti. Pişti. Nasıl pişti? Şöyle suyunu güzelce çekti gördüğünüz gibi. Suyunu çektiği için artık yağ ilavesi yapacağım. 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben her ikisinin de yakıştığını düşünüyorum. Damak zevkinize bağlı olarak ister sıvı yağ isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Şimdi etlerime eklediğim yağla birlikte 2-3 dakika kadar böyle güzelce kavuracağım. Bu esnada kapağını kapatmayacağım. İyice kavrulduktan hemen sonra soğanımı ilave edip kapağını kapatıp bu şekilde kavurmaya devam edeceğim. Etlerimiz kısık. Ateşte pişti biliyorsunuz. Şimdi yine kısık ateşte ben soğanlarımı etlerle birlikte şöyle bir karıştırıyorum, kapağını kapatıyorum ve yumuşayıp hafif bir karamelize olana kadar bu şekilde ara ara karıştırıyorum. Mutlaka ara ara karıştıralım. Bir tarafı çok fazla pişip yanabilir, bir tarafı çiğ kalabilir. O yüzden ara ara mutlaka karıştırmayı ihmal etmeyelim. Soğanlarım yumuşadı. Artık sarımsaklarımı file şeklinde doğramaya başlıyorum. Yaklaşık 3 adet sarımsak kullandım. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz ama hem şifadır hem de yemeklere çok yakışıyor. 1 dakika kadar bu şekilde sarımsaklarım soğanlarla birlikte yumuşadı. Ben şimdi salçalarımı da ilave edip bir miktar bu şekilde salçalarla birlikte de kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da domates salçası ilave ettim. Şöyle bir salçamı ezdikten sonra kapağını kapatıp kavrulmaya bıraktım. Eğer ev salçası kullanmıyorsanız ev yapımı salça iyi kavurun bütün kokusu çıksın o hazır kokusu. Ben gördüğünüz üzere kavrulan salçamın üzerine de fasulyelerimi ilave edip şöyle bir karıştıracağım kabaca. Çok iyi karıştırılmıyor çünkü şu an fasulyelerimiz gayet sert. Kapağını kapatacağım kısık ayarda böyle ağır ağır hem rengi değişecek hem biraz yumuşayacak ve formunu kaybedecek. Bu şekilde kapağı kapalı bir halde kısık ayarda ben yaklaşık bir saatte pişirdim yemeğimi. Fasulyesine göre değişkenlik gösterir. Bakın çok güzel bir şekilde yumuşadı. Rengi değişmeye başladı. Daha rahat bir şekilde karıştırıyorum. Ve bu esnada artık rengi değiştiği yumuşadığı için bir adet büyük boy domatesimi üzerine döküyorum. Şimdi domatesle suyunu salacak. Fasulye de iyice suyunu verecek ve güzel bir şekilde hızlıca yumuşayacak. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Ee, baharatlarımızı damak zevkinize göre siz istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Baharatları da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve kendi suyunu salması için kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Yemeğimi ara ara kontrol etmeyi ihmal etmedim. Ben mutlaka yemek yaparken ara ara kontrol ederim. Domates yeterince sulu ama belki suyunu çekip dibine yapışabilir. Yemeklerde de dibine tutunca hoş bir tat olmuyor. Gördüğünüz gibi domates de suyunu salmış. Fasulyelerimiz gayet güzel bir şekilde yumuşamış. Artık bu esnada suyunu ilave edeceğim. Bir bardak su yeterli 200 milimlik bir bardakla. Ben böyle salça şişem bitmişti. İçerisine Doldurdum suyumu iyice çalkalayıp hem salçamı değerlendirmiş oldum salçamın dibine hem de suyumu ilave etmiş oldum. Suyu sıcak kullanırsanız iyi olur çünkü yemeğimiz kaynadı artık ve domates suyundan ötürü bir suyu oldu kendi öz suyu. O yüzden sıcak su ilavesi yaparsanız daha iyi olacaktır. Güzelce vermiş olduğum suyla birlikte yemeğimi hafif hafif hareketlerle çok ezmeden fasulyelerimi karıştırıyorum ve altını yine kısık... Hararetle kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Fasulyelerim gayet tazeydi. Gayet e, gençti daha doğrusu. Yaklaşık bir saat demiştim ama daha kısa sürdü. 45 dakikalık bir süre içerisinde. Süre zarfında hem etlerim pamuk gibi pişmişti. Hem de fasulyelerim dağılmadan, parçalanmadan gayet iyi bir şekilde pişti. E, artık yemeğimi servis edebilirim. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.